Efendim günaydınlar. Bugün 15 Mart 2021 Pazartesi. Türkiye'nin saati 07.32'yi gösteriyor. Ekranları başında bizi takip eden bütün değerli seyircilerimize ve radyoları aracılığı ile aynı zamanda interaktif mecralardan da sesimizin ulaştığı her yere İstanbul'dan mutlu, sağlıklı, güzel bir gün, güzel bir hafta temenni ediyoruz. Bu dönemde tabii özellikle gözümüzü çevirdiğimiz veriler Covid rakamlarıydı ama pek tablonun iç açıcı olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii 14 Mart Tıp Bayramı bizim coğrafyamıza özgü. Bu 14 Mart Tıp Bayramı'nda özellikle sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hekimlerimiz, bu mücadelede görev alanları saygıyla bir kez daha selamlıyoruz. Bütün değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları o yoğun emeklerden ötürü kuşkusuz bir karşılık vermek mümkün değil ama tarihin notlarına kuşkusuz onlar da kahramanlar adına adını yazdıracak. Bütün sağlıkçılarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. Buradaki notlara bakacağız yayın kuşağımızda. Bayrama ilişkin, yine Tıp Bayramı'na ilişkin tepkilere ve özellikle de mesajlara da yer vermeye çalışacağız. Tabii gözler 14 Mart Tıp Bayramı'nda da COVID-19'da mücadele sürecindeki duruma çevrilmiş durumda. Son 24 saatin verilerinden ziyade artık 14 günlük veriler çerçevesinde bugün toplanacak Bakanlar Kurulu ve Bakanlar Kurulu sonrasında da yapılacak açıklamaya gözler çevrildi. Çünkü işte kırmızı alanlar, turuncu alanlar, mavi alanlar, son durum nedir, artış hangi orandadır? Tabii kamuoyuna yansıyan genel artış özellikle vaka sayılarındaki tırmanış, yani neredeyse bu 14 günlük periyot içinde zaten bir yükselme eğiliminde olan COVID-19'a ilişkin günlük veriler ikiye katlanmış durumda. Buna ilişkin olarak acaba farklı illerde, farklı bölgelerde acaba daha farklı bir kısıtlama, daha farklı bir uygulamaya geçilecek mi, geçilemeyecek mi sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Geçtiğimiz hafta ekonomiye ilişkin ekonomik reform paketi açıklandı. Hem cuma hem cumartesi gündeminde bunu sizler için analiz etmeye çalışmıştık. Burada özellikle gözlerin çevrildiği kesim esnaf ve sanatkarlar kesimiydi. Buradan da yükselen bir ses var. Özellikle Mart sonu itibariyle bitecek bir kısa çalışma ödeneği talebi söz konusu. Bunun yıl sonuna kadar uzatılması özellikle talepler arasında sırada yer alıyor. Evlat nöbetine bakacağız. Siyasette yapılan son durum, savunma sanayi ve son 24 saatin gelişmeleriyle hafta sonundaki diğer ayrıntılara da yine birlikte göz atmaya çalışacağız. Bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Günaydın Türkiye başlıyor efendim. Günaydın Türkiye. 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 Efendim biraz ısınmaya başladığımız bir bahar ayı ve baharın da ortasındayız. Gerçi Mart kapıdan baktırır, kazmak yürekte yaktırır. Bilmiyorum önümüzdeki günlerde hava raporuna bu yansıyacak mı ama son haftanın sonunun kısıtlaması sonrasında trafiğinde yine yoğun bir pazartesi günü yaşadığını söyleyerek giriş yapmış olalım. %51'ler seviyesinde, yani bu oranı ortalama 8 saat 8 sonrasında falan genelde görürdük. Covid döneminde de böyle oldu ama çok erken saatlerde çok fazla sayıda aracın yollara çıktığını gözlemliyoruz. Burada özellikle trafik işaret ve işaretçilerine hız kurallarına riayet etmek en önemli unsur. Biraz gerekiyorsa geç gidelim ama lütfen sağlıklı ve sıhhatli gidelim. Buradan uyarmış olalım ama İstanbul için trafik yoğunluğumuzu %51 olarak ifade edebiliriz. Bunu özetleyerek giriş yapalım. Örneğin Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte araç arızası sabahın yoğunluk yaratan noktalarından bir tanesi olmuş. Yine bir diğer noktaya baktığımda özellikle Esenyurt-Tem bağlantısı hattında çok yoğun bir trafik gözlemliyorum. Özellikle Mahmut Bey yönüne doğru burada neredeyse 8 kilometreye kadar düşmüş hız. Özellikle Mahmut Bey hattı açısından hem gidişte hem gelişte bağlantı yollarını da etkileyen
bir trafik yoğunluğu söz konusuysa Anadolu-Avrupa geçişlerinde de köprü üzerlerindeki yükün artmaya, buradaki bağlantı yollarını da kapsayacak şekilde kırmızı şeritler oluşmaya başlamış. Bir de İstanbul'da trafik oranı %51'ler seviyesinde diyerek de hemen hızlıca gündemimize giriş yapalım. Efendim dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Yani bu yıl Tıp Bayramı'nın ayrı bir önemi var. Salgında bütün yükü omuzlayan sağlık çalışanları için aslında bayramdan çok bir anma ve mesaj günü oldu 14 Mart. 14 Mart 1919'da işgal güçlerine karşı milli mücadeleye yansıyan tıbbiyeli ruhu 100 yılın salgını Covid-19'da savaşta da ortaya çıkıyor. Koronavirüsle mücadelenin kahramanları 14 Mart ruhuyla görevlerine devam ediyor. Moralleri tam, mesajları da çok net. Salgını bitirdiğimizde bayramı beraber kutlayacağız diyorlar. Binlerce cana nefes olmayı vatana borç bilen sağlık neferleri 14 Mart ruhuyla görevlerine devam ediyor. Bizim bayramımız sizin gülümsemenizdir. Bir yılı aşkın süredir geceyi gündüze katarak salgınla mücadele eden sağlık çalışanları tıp bayramı da hastalarının başında geçirdi. Moralleri tam, mesajları net. Evet, 14 Mart tıp bayramımız ama bizim için bayram asıl Covid bittikten sonra olacak. Bu süreci toplumun ve hepimizin sağ salim bir şekilde atlatması bizim bayramımız olacak esas. Büyük direnişin kahramanlarından biri de Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Profesör Doktor Sema Basat. Salgını 100 yılın savaşı olarak niteleyen Profesör Doktor Basat, sağlıkçıların bugün yaşadıklarını 14 Mart 1919'da İstanbul'un işgaline karşı tıbbiyelilerin başlattığı direnişe benzetti. Tıbbiyeliler ve sağlık çalışanları savaşta, cephede, ön safhada yer almışlardı. Zor zamanlarda birbirimize sırtımızı dayayıp ayakta kalmayı başarıyoruz. Bizim için en büyük moral kaynağı aslında hastalarımızdan aldığımız geri dönüş. Kendinize dikkat edin. Seni seviyorum. Oy canım, biz de seni seviyoruz. Dün dedi doyamadım, seni hatırlamadım. Sağlık çalışanları bir yıllık salgın sürecinde evlerinden, ailelerinden ayrı kalmanın zorluklarıyla baş etti. Meslektaşlarını kaybetmenin acısını yaşadı. Omuz omuza beraber çalıştığın arkadaşını mezarlığa götürüp gömüp tekrar gelip çalışmaya devam etmek her yiğidin harcı değildir. Büyük fedakarlıklarla görevlerini sürdüren sağlık ordusu için yurt genelinde törenler düzenlendi. Törenlerde salgınla mücadelede yaşamını yitiren vatandaşlar ve sağlık şehitleri anıldı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık neferleri için çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlık çalışanları Tuzla'daki karting pistinde stres attı. Vallahi çok teşekkürler. En kıymetli varlığı olan canını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza tekrar 14 Mart Tıp vesilesiyle yürekten şükranlarımı bir borç biliyorum. İzmir'de iki paramotorcu sağlık çalışanları için havalandı. Pilotlar Metin Pehlivan ve Tolga Şenyuva Türk bayrakları asılı paramotorlarıyla kordon boyunda uçuş yaptı. Sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde çok emek sarf ettiler. Onlara armağan etmek istiyoruz bu uçuşumuzu. Efendim 14 Mart Tıp Bayramı'nın hikayesi bu coğrafyada demiştik. İşte 2. Mahmut dönemi 14 Mart 1827. Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahanenin Şehzadebaşı Tulumbacıbaşı Konağı Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması. İşte bu Cerrah Paşa, Koca Mustafa Paşa, pardon, bu taraf oluyor değil mi? Talip, niyeyse elim arkaya gitti böyle. Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlaması olarak kabul edilebilir ama en etkin tıp bayramı etkinlikleri biliyorsunuz 1919 yılında 14 Mart'ta işgal altında İstanbul ve burada tıbbi 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran önderliğinde tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanıyorlar ve onlara devrin ünlü doktorları da destek veriyor. Böylece tıp bayramı tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketleri olarak da başlamış.
1929-37 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı ve bu tarih Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp dersinin başladığı tarih olarak da kabul edildiği için Tıp Bayramı yapılıyor. Ve 14 Mart Tıp Bayramı bize özgü bir kutlamayla. Tabii bu Hikmet Boran'ı hatırlayacaksınız. Özellikle Kurtuluş Mücadelesi'nde biliyorsunuz işte Erzurum, Sivas kongreleri tarihe damga vurmuştur. Manda ve himayenin kabul edilmediği Sivas Kongresi'nde işte tarihteki notlar 36 ya da 37 yurt öncüsünün buradaki toplantıya katıldığını söyler. Burada tabii bir manda ve himaye tartışması başlar, hatırlarsınız yine tarihin notları arasında. Sadece iki isim burada manda ve himayeye karşı durarak Sivas Kongresi'nin o tarihi kararlarını alır. Manda ve himaye kabul edilemez. Orada işte gençleri temsilen Hikmet Boran yani çıkar der ki biz bu manda ve himayeyi kabul etmeyiz. Türk gençliği bunu kabul etmez. Ve Mustafa Kemal Atatürk de işte benim anladığım Türk gençliği budur mesajıyla Hikmet Boran'ın temsil ettiği görüşü çok net bir şekilde desteklediğini ifade eder. Onun 14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde 1919'da tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve o devrin ünlü doktorlarının da destek verdiği bu protestoyu düzenlemesiyle de tarihin notlarına geçmiş. Bunu da hatırlatalım. Sağlık Bakanlığı'nda da tören vardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törene video mesaj gönderdi. Sağlık emekçilerine teşekkür etti. Son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız dedi. Sağlık Bakanlığı'nda 14 Mart Tıp Bayramı töreni düzenlendi. Dünyanın takdirini toplamanın yanı sıra kalpleri fethettiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törene video konferans yöntemiyle katıldı. Nefes sıhhat gibi sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. İnsanlığın son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, mücadelenin kararlılıkla başarıya ulaştırılacağını vurguladı. Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 Mart Tıp Bayramı töreninde konuştu. Merhamet dolu kardeşlerim, son 100 yılın en büyük sağlık sorunu karşısında mesleğimizin itibar ve şerefini göklere çıkararak mücadele verdiniz. Kendi canından bile vazgeçmek nasıl olurmuş haykırdınız. Bir meslek neden ve nasıl sadece insan için var olurmuş ispat ettiniz. Bu şeref bize yeter. Milletimiz adına sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Törende Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Erol Parlak tarafından hazırlanan şarkı sağlık çalışanlarına armağan edildi. Gün gelir evde kalamaz, yavrusuna sarılamaz. Durmak bilmez, yorulamaz, fedakardır sağlıkçılar. Sizlere gönülden sevgi, size minnet, size övgü. Ne yapsak ödenmez hakkı, sağlıkçılar, sağlıkçılar. Ne yapsak ödenmez hakkı, sağlıkçılar, sağlıkçılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı için mesaj yayımladı. Covid mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine mektup gönderdi. Covid-19 sürecinde çok sayıda sağlık şehidimiz var.
İnsan hayatını kurtarırken kendi hayatlarını verdiler. Bir hayat kurtarmak için yeri geldiğinde hayatlarını feda eden kişiler. Onlara minnet duyuyoruz. 83 milyon sağlık çalışanlarına borçluyuz. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anı pulları bastırdık ve her bir sağlık şehidimizin ailesine duygularımızı anlatan birer mektup gönderiyoruz. Onlar bizim gönlümüzde, 83 milyonun gönlünde yer ettiler. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Salgın süresince çok değerli sağlık çalışanları bu ölümcül virüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Bugün onları minnetle anıyoruz. Mersin'den çok özel bir mesaj var sırada. Mersin Şehir Hastanesi çalışanları artık hayatta olmayan meslektaşları için bir klip yaptı. Gelin birlikte izleyelim. Bu mektuba hitapsız başlıyorum. Çünkü yazdığım her hitap baştan savma göründü gözüme. İyi ki varsınız cümlesi içinde sevgi taşır, minnet taşır. Hatta kısacası hayatıma bir şekilde dokundun demenin özetidir bu. Tüm dünya içinde bulunduğumuz salgın gerçeğiyle yüzleşirken gösterdiğiniz mücadele, sabır ve gayret herkesin takdirini kazandı. İnsanların gönül kapısından girip dillerinde, dualarında yer aldınız. İleride ben de sizler gibi sağlık çalışanı olup böyle zor günlerde vatanıma hizmet etmek istiyorum. Bu metni okuduğunuzda yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm oluşması dileğiyle. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Değerli sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramımız kutlu olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Evet, iyi ki varsınız. Süreç ve dönem özellikle yeni yetişen nesil için kuşkusuz örnek teşkil ediyor. Yani şeye benziyor bu. İşte ne bileyim hangi futbol takımını mesela niye seçersiniz? İşte kendi çocukluktan yetişkin olmaya ya da erişkin olmaya doğru adım attığınızda biraz dünyayı fark etmeye başladığınızda işte çevrenizdeki takım şampiyonsa, uluslararası arenada ses getiren bir takım işler yapmışsa futbolcu oluyorsunuz. İşte meslekleri de insanlar bazen böyle seçerler. Özellikle son 4-5 yılda kahraman silahlı kuvvetlerimizin gerçekten operasyonel kabiliyetlerini zirvede kullanarak vatan mücadelesinde gösterdiği örnek tavır, işte televizyon dizileri, filmleri vesaire derken o nesille yakın kuşaktaki gençler işte polis olmayı, asker olmayı tercih etmeye başlamıştı. Dönem Covid'le mücadele olunca da dolayısıyla bu bilim dünyasının neferleri olmaya da çocukların niyet etmeye başladığını gözlüyoruz. Yani eskiden belki hani çocuğa sorduğunda doktor olacağım sözünü duyardık ama bugün onu bu bilinçle biraz söylemeye başlıyorlar. Bunlar önemli mücadele ayakları. Bizler de bunları topluma anlatarak elbette yeni neferlerin de bu kadrolara katılmasını yürekten arzu ediyoruz. Tabii kadrolara katılmasını arzu ediyoruz diyoruz ama kadrolara katılamayanlar var. İşte geçen haftalarda ağız ve diş sağlığı teknikerleri değil mi? Ondan önce yine sözleşmeli, buralarda sözleşmeli personel olarak çalışan sağlık çalışanlarımızın yine önemli bir başka ayağını da kadro taleplerini dile getirmekte. Buradan hepimizin görevi bunu ifade etmiş olalım. Bir kez daha bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor. Kararlı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu özellikle bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Son 24 saatin gelişmeleri gazete başlıklarına ve manşetlerine nasıl yansımış isterseniz gelin onlara bakalım. Aydınlık Gazetesi, efendim, Ağrı'dan Diyarbakır'a PKK'ya karşı halk yürüyüşü. İlkbaharda yapacakları yürüyüşün hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan siyasi partilere ve her kesime çağrı yaptı. Türkiye'yi birleştiren ve birliğin vicdanı olan Diyarbakır annelerine hep birlikte destek verelim diyor. Anneler teröre karşı baş kaldırıyor. Yetti artık canımıza çıkışı. Ağrı'dan da bu
gerçekleşecek yürüyüşle birlikte de bir zirve yapması mümkün, bir farkındalık oluşturması mümkün. Muhalefetin ağzını almadığı emperyalist kadroların Türkiye'deki kollarının aman ha bu iş büyümesin diye paniklediği dağ kadrosu, terör örgütünün dağ kadrosunun PKK'sıyla, YPG'siyle, YPJ'siyle titrediği, adeta titrediği eylemler işte bu kararlılıkla sürdürülecekmiş efendim. Aydınlık Gazetesi onun haberinin duyurusunu gerçekleştiriyor birinci sayfada. Hürriyet Gazetesi iyi ki varsın Türkiye diyor. Suriye'de savaşta 10 yıl biliyorsunuz özellikle tabii bazı gazeteler ya da kalemşörler Suriye'de iç savaş falan filan diye böyle yine abuk sabuk yorumlar yapmaya başladı. Ama biz meselenin adını bir kez daha koyalım. Amerika'nın Suriye'yi bölmek için, bölgeyi kan gölüne çevirmek için terör örgütü YPG'si IŞİD'i başta olmak üzere buradaki taşeronlarını devreye sorarak başlattığı büyük bir kışkırtma ve büyük bir katliam süreci ve bunun başında baş minbarı da Amerika'dır. Onun 10. yılındayız. Esad hala görevde. Esad'dan sonra Avrupa'da ve Amerika'da bu işe el atan birçok lideri bugün göremiyoruz bile. Ama Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri de yakından takip etmek, özellikle Türkiye-Suriye ilişkileri, bölgesel işbirliklerinin gelişmesi ekseninde de son derece önemli bir yıl olması gerekiyor ki el birliğiyle bu sürecin içinden geçelim. Ve işte iyi ki varsın Türkiye vurgusuyla da Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sonrasında kahraman Mehmetçiğimizin orada kalıcı olarak görev aldığı noktalardan çocukların gülen yüzleri bugün yansıyor. Kahraman Türk askeri gittiği yere huzuru, güveni ve adaleti getiriyor. Bunun haberi manşette efendim. Hürriyet özel logosuyla yer alıyor. UNICEF'in de bu konuda sanıyorum bir açıklaması var. Tam okuyamadım ama ilerleyen dakikalarda ayrıntılandırırız. Milliyet gazetesi yaşama giden yol diyor. Milliyet Kades'in nasıl hayat kurtardığına tanıklık etti. 5 çocuk annesi Ebru Kağan'ın başından geçenler kadın cinayetine evrilen sürecin en canlı örneği. Biliyorsunuz özellikle Kades uygulaması dünyada da pek örneğine rastlanmayan bir uygulama olarak dikkat çekmişti. Ve Türkiye'de de anlaşılan o ki Kades uygulamasıyla birlikte çok sayıda oluşması muhtemel şiddet, cinayet ya da benzeri bir takım sürecin önüne geçilebilmiş. Kades konusunda emniyet çok hassas ve bunun daha da yaygınlaşması konusunda sürekli kamu spotlarıyla bildirim sağlıyor. Şiddet, şiddete uğrama ya da şiddet konusunda sıkıntısı olan herkes indirilmeli ama benim buradan çağrıyı tekrar etmek gerekiyorsa bu en azından uygulamaya destek vermek açısından bütün kadınlar telefonla bu telefonlarında bu uygulamayı indirsinler ve bu açıdan da emniyet en azından bu alanları takip etme ya da o uygulamayı daha da geliştirme konusunda belki bir takım daha etkili adımlar atmasına neden olabilir. O da yine Milliyet'te özel haber logosuyla yer alıyor efendim. Devam edelim. Sabah gazetesi fedakarlığınız asla unutulmayacak diyor. Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı törenine gönderdiği video mesajda sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki kahramanlığını övdü derken Yeni Şafak gazetesi de fedakarlığınızı unutmayız diye bugün çıkmış efendim. 14 Mart Tıp Bayramı Türkiye'nin bir yıldır COVID-19'a karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına sevgisini ve minnettarlığını gösterdiği bir gün oldu diyerek de haberini özetliyor. Sözcü gazetesi andığımız kararı için 7 üyenin değişmesi beklendi. Danıştay'ın 2 farklı kararının nedeni ortaya çıktı. Andığımızı kalplerden silemezsiniz diyor. Dava Daireleri Kurulu 8. dairenin kaldırılamaz dediği andımız için önce kendi 7 üyesinin değişmesini bekledi. Sonra çoğunluk sağlanınca andımızı kaldırdı diye de özetlemiş. Devam edelim efendim. Cumhuriyet Gazetesi seçim vakti konuşuruz. Liderler turu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la sürüyormuş. Olumlu olumsuz hangi ittifak bilemiyorum şeklinde bir başlığı yansıtmış. Seçim vakti konuşuyoruz bu ittifakları diye özetliyor. Akşam gazetesi gözlem haftası diyor.
Kontrollü normalde risk haritası bugün güncellenecek. Kısıtlama yerine bir hafta daha durumun gözlemlenmesi bekleniyor diye bir yorum habere yer vermiş. Tabii burada acaba yeni kıstasta neler var? Tabii eğer vaka sayılarına bakacak olursak, yani başta İstanbul olmak üzere turuncu listedeki illerin kırmızıya dönmesi muhtemel, ama tek veri bu değil biliyorsunuz. Aşılama oranı gibi, yoğun bakım doluluk oranı gibi birkaç burada kritik veriyi bir arada değerlendirerek turuncudan kırmızıya geçiş gibi bir takım riskler ya da tam tersi geri ya da maviye doğru ilerleyişler yer alacak. Akşam gazetesi işte gözlem haftası da bunu duyururken, Türkiye gazetesi Türk operasyonu Lübnan'daki Fransız hasta için Ankara'dan doktor götürüldü. Hekimlerimizin dünyada parmakla gösterilen başarılarının çarpıcı bir örneği Beyrut'ta yaşandı deniliyor efendim. Devam edelim. Yeni Çağ gazetesi sağlıkçılara borcumuzu ödeyelim. AKP eski milletvekili Profesör Doktor Cevdet Erdül'ün hükümete anlamlı çağrı. Daha önce muhalefetin salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını şehit sayılsın taleplerine kulağını tıkayan iktidarı bu kez de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erdül seslendi demiş. Karar gazetesi AK Parti kongre haftası isim dil zihniyet değişsin diye bir haberle, bir yorum haberle bu süreci manşete taşırken, Bir Gün gazetesi eğitim halka çok uzaklaştı vurgusuyla eğitim meselesine ilişkin verilerden derlediği bir habere yer veriyor. Manşette ayrıntılara bakacağız efendim. Milyonların gözü bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında. Toplantıda illerdeki vaka artışları, risk haritasının son durumu ve aşı takvimi ele alınacak. Risk haritasının güncellenmesinin ardından özellikle büyük şehirlere yeni tedbirlerin gelmesi gündemde. Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. Vaka artışları, genetiği değişmiş virüs, yeni kısıtlamalar kapıda mı? Bilim kurulumuzun çalışmasını Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabinemize arz edeceğim. Bakanlar Kurulu 15 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi COVID-19'la mücadele olacak. Öne çıkan başlıksa son haftalarda illerde artan vaka sayıları. Peki bu durum kısıtlamalara ilişkin yeni kararların alınmasına neden olur mu? Toplantıda vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım kapasiteleriyle aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu yeniden değerlendirilecek. Risk haritasının güncellenmesinin ardından özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için yeniden kısıtlamalar gündeme gelebilir. İşte bu sorunun yanıtı yeni haftanın ilk gününde belli olacak. Genetiği değişmiş virüse karşı alınacak ek tedbir olacak mı? Buna ilişkin de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum yapacak. Koca, bilim kurulu üyelerinin varsa tavsiye niteliğindeki kararları Bakanlar Kurulu üyelerine sunacak. Aşı çalışmaları da Bakanlar Kurulu toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ele alınacak. Ayrıca yerli aşı çalışmaları da detaylı şekilde görüşülecek. Öte yandan toplantıda sadece salgınla mücadele değil, iç ve dış siyasetteki gelişmelerle terörle mücadelede önemli bir yer tutacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuna duyuracak. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 120 milyonu aştı. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. Avrupa Birliği ülkelerinde aşıların adil dağıtımı tartışması yaşanıyor. Covid-19 dünya üzerindeki etkisini sürdürüyor. Vaka sayısı 120 milyonu geçti. Umut olan aşı konusunda Avrupa kriz yaşıyor. Dağıtım tartışması devam ediyor. Dünya çapındaki salgında tespit edilen vaka sayısı 120 milyon 57 bin 631'e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle dünyada 2 milyon 659 bin 836 kişi yaşamını yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri 30 milyon 43 bin 662 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Aşılamaların Amerika ve İngiltere gibi ülkelere göre yavaş ilerlediği Avrupa Birliği'nde bu kez de adil dağıtım tartışması yaşanıyor.
Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya, Avrupa Birliği üyesi 5 ülke aşıların adil dağıtılmadığı gerekçesiyle dağıtım konusunda Avrupa Birliği liderlerinin toplanmasını talep etti. Avrupa Birliği Komisyonu ise nüfusu orantılı dağıtımdan daha önce Avrupa Birliği ülkelerinin vazgeçtiğini, bu yönteme dönülmesiyle yine Avrupa Birliği üyelerinin karar vermesi gerektiğini bildirdi. Almanya'nın birçok kentinde ise hükümetin yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler protesto edildi. Başkent Berlin'de artık yeter sloganıyla yaklaşık 1000 kişi Sağlık Bakanlığı önünde toplandı. Eyleme katılanların çoğunun maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Efendim işte Covid mücadele süreci. Gözler bugün Bakanlar Kurulu'nda olacak. Bakanlar Kurulu bakalım nasıl bir karar verecek. Özellikle yaklaşan bahar ayının yine nispeten açık alanlara ya da havanın ısınmasıyla kapalı mekanlardan çıkışta nispi düşüş. Yani vaka sayıları o tarihe kadar 20 binleri varabilir denilen yorumlar da söz konusu. Ama bir Türkiye genelindeki 1 Mart itibariyle başlayan pandemi sürecinin notları ve kodlarında son durum ne onu gözlemlemeye çalışacağız. Dolayısıyla gözler bugüne çevrilmiş olacak. Ve ekonomiye geçeceğiz. Geçtiğimiz hafta açıklanan yeni ekonomik reform paketi. Bunun için gözler iş dünyasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Cuma günü özellikle şuna vurgu yapmıştı. İş dünyasından ve ekonomi dünyasından çeşitli talepleri alarak biz bu reform paketini açıklıyoruz demişti. Bu anlamda ilk açıklama Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. Rifat Hisarcıklıoğlu yeni ekonomik reform paketini iş dünyası biliyorsunuz yapısal sorunların çözülmesi konusunda ekonomi dünyasının hep zayıf kaldığına ilişkin eleştiri yapardı. Anladığım kadarıyla iş dünyasının ilk tepkisi bu yapısal olarak hazırlanmış bir ekonomik reform paketi deniyor. Mesela Hisarcıklıoğlu'nun bu sözünü öne çıkartabiliriz hafta sonunda. Tabii gözlerin yine açıklama sonrasında çevrildiği bir diğer kesim esnaf ve sanatkar kesimi oldu. Bu çerçevede özellikle gelir vergisinin nasıl bir etki yarattığını gözlemlemeye çalışacaktık. Ama özellikle burada yine bir talep gündeme geldi. Kısa çalışma ödeneğinin biliyorsunuz Mart sonu itibariyle bitirilmesi planlanıyor. Son kez uzatıldığı ifade edilmişti. Ancak hemen hemen sektörlerin tamamından bunun uzatılması konusunda bir çağrı söz konusu. Bu çağrıya Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu da katıldı. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin talep Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan geldi. Genel Başkan Bendevi Palandöken Mart sonu itibariyle bitecek ödeneğin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi. İşçi, işveren ve esnaf kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyor. Esnafımız çok uzun zaman sonra kademe kademe halen belirli çalışma saatleriyle ayağa kalkmaya çalışıyor. Fakat o kadar uzun zamandan sonra bir anda kazancın eskiye dönmesi beklenemez. Salgın nedeniyle bir yıldır verilen kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta sona erecek. Normalleşme süreciyle toparlanmaya çalışan işveren desteğin kesilmesini istemiyor. Emek cephesi de işten çıkarma endişesiyle kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyor. Ödeneğin uzatılması talebi büyürken bir açıklamada Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan geldi. Genel Başkan Bendevi Palandöken, esnafın ve genel anlamda piyasanın tam olarak canlanması için zaman gerektiğine dikkat çekti. Kısa çalışma ödeneği Mart sonu itibarıyla bitecek. Fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı. Efendim tarihte bugünün notlarına ve gündemin notlarına birlikte bakalım. Önce tarihte bugün diyelim. Tarihte bugün efendim Jesse Reno tarafından yürüyen merdivenin patenti alınmış ve artık hayatımızın galiba vazgeçilmezlerinden biri. İşte alışveriş merkezlerinde yayıldı. Sonra da o metroların vazgeçilmezlerinden biri oldu. Hatta yürüyen merdivenler olmasa galiba metrolar pek çekilecek gibi de değil. Tarih de evet diye onaylıyor. İlk patenti bakın ta nerelerdeymiş.
Buna bir de yürüyüş yolları da eklendi galiba sonradan havalimanlarının etkisiyle efendim. Sonrasında 1892'ye gidiyoruz. Efendim Liverpool, İngiliz Liverpool takımının kuruluşu bugüne yansımış. Sevgili Hasan tabii özellikle spora çok yakın bir arkadaşımız. Bilmiyorum yurt dışı takımında Liverpool mu Hasan? Onun için mi böyle bir evet diyor. Peki Liverpool'u seviyor. Tamam. Peki 1989'a geldiğimizde ise yine bir spordan notu yansıtmış. Çok da güzel hatırlatmış Hasan. Efendim Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray Monaco takımını Köln'de bulunan Münger Doros stadyumunda yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak bu kupada yarı finale yükselen ilk takım oluyor. Evet, Galatasaray'ın Avrupa macerasında kuşkusuz önemli aşamalardan biri. Derbelli Galatasaray ve özellikle onun getirdiği bir altyapı anlayışıyla ilk meyvesini 1989'da vererek o zamana kadar hiçbir Türk takımının gösteremediği başarıyı bu beraberlikle birlikte bu kupada yarı finale yükselen ilk Türk takımı olmasını başarıyor. O zamanki şeyi farklıydı, turnuva sistemi. Yani o zaman işte bildiğimiz yarı finaller, çeyrek finaller ve eleme usulüydü. İşte sonradan Şampiyonlar Ligi'ne dönmüştü. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki klasmanda yine işte çeyrek final sanıyorum Fenerbahçe'ye niye nasip olmuştu yani, ama yarı final vesaire henüz göremedik. Ama UEFA şampiyonluğuyla birlikte yine Galatasaray'ın tarihe ilişkin notları da yer alıyor. Ve efendim tarihin notları arasında işte kan, gözyaşı, bölgeye demokrasi getireceğiz diyen Amerika'nın son hamlesi Suriye'ye olmuştu. Ve Suriye'de de gördüğünüz bayraklarla, YPG yazılarıyla Amerika ve terör örgütü PKK'nın birlikteliğini belgeleyen en önemli fotoğraflardan biriyle Suriye'deki maalesef bölünme süreci için düğmeye basılmıştı. Ve bunun üzerinden 10 yıl geçti tarihin notları arasında. Efendim bugün ajanslar neleri takip edecek ve hangi ayrıntıları gün içinde yansıtmaya çalışacağız? Bugün gözler elbette Bakanlar Kurulu'nda olacak ve Bakanlar Kurulu'nda yapılan değerlendirme muhtemelen Sağlık Bakanı'nın değerlendireceği bir briefingde söz konusu olacak. Ve burada yeni normalleşme periyoduna ilişkin ilk izlenim ortaya çıkacak. Bir iki gazete yorumcusu bugün beklenen kararların alınmayacağı, bir hafta daha bekleneceğine ilişkin, ama yükselen vakalar söz konusu, ama aynı yükselen vakalar ekseninde acaba aşı çalışmalarında son durum nedir? Aynı zamanda yoğun bakım doluluk oranlarımızda mesele nedir gibi kriterlerin de değerlendirilmesiyle farklı kararlar alınacak mı bilmiyoruz, ama toplantı bugün saat 15'te Beştepe'de gerçekleşecek. İlk gündem olarak bunu bir kez daha özetlemiş olalım. Önemli toplantılardan bir diğeri, Meclis Başkanı Mustafa Şentop 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde Türk-Rus ilişkileri konulu panelin açılış konuşmasını yapacak. Şimdi bölge coğrafyasında aman Rusya, aman Çin falan diyen hala bazı içimizde sesler ortaya çıkıyor, ama anlaşılamayan mesele şu: bölge denkleminde önemli olan birliktelik ve ittifakların ruhudur. Bu birliktelik ve ittifakların ruhunda karşı tarafımızda emperyalizm, bu coğrafyada da anti-emperyalist bu sürecin duruşunu gerçekleştiren ülkeler var. Dolayısıyla bu anti-emperyalist cephenin bir araya geldiği ve ortaya koyduğu iradeyle de meselenin çözülmeyecek tarafları yok. Dolayısıyla Türkiye'nin Çin'le ilişkileriyle, işte bakın bu pandemi döneminde dünyanın bulamadığı aşı size ulaşabiliyor. Türkiye Rusya ile hareket ettiğinde Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyinde ortak akılla yürüttüğü bütün çalışmalarda başarılı sonuçlar alıyor. Ya da işte Türkiye'nin Kafkas koridorunu açacak olan belki de en önemli zafer, Türk dünyasının zaferi, sadece Azerbaycan'ın zaferi değil, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde işte yine Türkiye, Rusya, İran, bölge ülkelerinin bir araya gelişi ve orada ortaya koydukları iradenin çok etken olduğunu biliyoruz. Muhtemelen 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde Türk-Rus ilişkileri konulu panelde de bu vurgular ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Meclis Başkanı Mustafa Şentop katılıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi MYK Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak saat 12'de. Toplantı öncesi ya da sonrasında parti sözcüsünün kamuoyuna yapacağı açıklamaları da birlikte takip edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rekabetçi sektörler programı tanıtım toplantısına katılacak. Özellikle rekabetçi sektörlerde yazılım ve teknoloji sektörlerinin ön plana çıkmasını ümit ediyoruz. Burada son duruma da yine birlikte bakacağız. Yurt dışından bir notla tamamlayalım gündemi. Hollanda'da 3 gün sürecek genel seçimler için oy kullanma işlemi başlıyormuş. Bakalım Hollanda'da nasıl bir durum söz konusu olacak. Bunu da gözlemlemeye çalışacağız elbette. Tabii bir yandan da özellikle Hollanda'da biliyorsunuz Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma kararına tepki vardı. Aslında işte bu seçimler için kendi iç kamuoylarına verdiği mesajlardan biriydi. Ancak Talat Paşa Komitesi bu meselede kararlı. Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre kararını hatırlattı ve Hollanda Meclisi'nin adımının Türkiye için hükümsüz olduğunu vurguladılar. Ayrıca Sorosçu Osman Kavala'nın kurucusu olduğu iletişim yayınlarının Talat Paşa'yı soykırımcı ilan eden kitabı da sert dille eleştirildi. Buna ilişkin haberi de yine notlar arasına almıştık. Hazır Hollanda'da seçim gündemi yansımış madem biz de bunları sizlere sunarak şimdi bir araya gideceğiz ama araya giderken hava durumu nasıl acaba? Sıcaklık artışı söz konusu olacak mı? Biraz ısınmaya başladık. Bakalım o devam edecek mi onu gözlemleyelim. Sonra bir araya ardından da günaydın Türkiye'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Efendim gündeme devam ediyoruz. Bugün 15 Mart 2021 Pazartesi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Diyarbakır'ı fuar merkezi yapmaya hazırlanıyor. 2021 yılında kentte 11 fuar düzenlenecek. Diyarbakır'da konuşan Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hedefimiz ülkemizi ve Diyarbakır'ı bu coğrafyanın fuar merkezi yapmak dedi. 2021 Diyarbakır'da düzenlenecek fuarların lansmanı aynı zamanda İşte bu ayın sonunda Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı olmak üzere bunun lansmanını yapmak üzere bir araya geldik. Diyarbakır 2021 yılında kentte yapılan fuarlarla ön plana çıkacak. Doğru müşteriyle doğru müşteriye ulaşmanın en iyi yolların başında fuarlar geliyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 2021 yılı fuar programını açıkladı. 2021'de Diyarbakır'da 11 fuar düzenlenecek. Katılımcı firmalara baktığımız zaman 5'te biri bölge dışından geliyor. Fuara katılımcıların. Çünkü Diyarbakır'ın potansiyeline inanıyorlar. Tarım ve hayvancılığın önemini biliyorlar. Diyarbakır'da yıl içerisinde birden fazla fuar yapılacak. 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. Hedefimiz hem ülkemizi hem Diyarbakır'ı, tüm bu coğrafyanın merkezi yapmak. Salgın öncesinde 2019'da Türkiye genelinde 482 fuar yapıldı. 62 bin firma katıldı. Fuarlar 26 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Hangi işi yaparsanız yapın, müşteri bulmak zorundasınız. Bu da ancak tanıtım ve pazarlamayla mümkün. Hisarcıklıoğlu artık fuar takvimlerinin daha erken duyurulacağını söyledi. Artık gelecek yılın fuar takvimini yılın başlamadan ilan ediyoruz. Eskiden 10 gün kala fuar ilan edilirdi. Fuar yapılmış olmak için yapılırdı. Şimdi aynı batıda olduğu gibi bir sene önceden Türkiye'nin neresinde hangi sektörde fuar var tespit edebiliyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Gel. Efendim Amerika'nın bölgeye gözünü çevirdiği yerlerden biriydi Diyarbakır. Amerika kendi oluşturmak istediği haritanın merkezi yapmak istiyordu burayı. Ama işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kahraman Mehmetçiğin kararlı mücadelesi, bölge ülkeleriyle işbirliği vesaire derken terörden temizlenen alanlarda bakın işte ekonomi nasıl hayat buluyor, nasıl canlanıyor. Yani Türk ordusunun bölge Türk dünyası ordularının ve bölge güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte ticari hayat ne kadar hareketleniyor ve etkili oluyor. Bunu özellikle burada bir kez daha belirtmek ve vurgulamak lazım. Sadece Diyarbakır'da değil, mesela Mustafa Varank da LinkedIn mesajında bakın Hakkari'nin yeni fotoğrafını nasıl paylaşıyor. Birlikte izleyelim videoyu. Burası Uludağ, Erciyes ya da Palandöken değil. Burası Hakkari. Kayak benim için hayatımın anlamı. Hakkari'nin Mergabütan Yaylası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimleri, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle uluslararası standartlarda bir kayak tesisine kavuştu. Bizim için en önemlisi, belki ülkemiz için de en önemli sonuçlarından birisi, geçmişte birçok olumsuzluklarla gündeme gelen Hakkari'nin dağlarında artık Hakkari'lik kayakçı gençlerin sesleri yükseliyor. İleri doğru, ileri doğru kendini. Aferin çocuk. Gözler ileride, gözler ileride. Gözler ileride İsmail. Aferin oğlum. Devlet bölgeden terörün izlerini tamamen silmekte kararlı. Projemiz hayata geçtiğinden beri şu ana kadar 30 bin üzerinde çocuğumuza kayak eğitimi verildi. Bu da Hakkari özeline baktığınız zaman her iki öğrenciden birine denk geliyor. O gençlerden biri milli kayakçı Rojbin Ören. A milli takımdan 107 tane milli sporculuğum var. 55 ülkeyi gezdim. Hakkari yüksek adadan çıkıp 55 ülkeyi gezmek benim için hayal dışı bir durum. Şöyle anlatabilirim size. Yaşadığımız olaylardan dolayı yaşadığımız yer maalesef imkansız ve zorluklarla dolu bir şehir. Çocukların yüzü daha dönükken şu an ülkemize kazandırdık. Karın kraliçeleri daha fazla artıyor yaşadığım şehirde. 9 yaşındaki Armina Ciğer karın kraliçesi olmaya talip. Babama dedim ki beni kayaya yazdır. O da dedi tamam yazdırım. O da beni kayaya yazdırdı. Dedi eğer hocanın grubundan atılmazsan büyük bir yarışçı olursun. Seni böyle tüm ülkelere, şehirlere götürebilirler. Yapılan yatırımlar bölgeyi kış turizminde bir cazibe merkezi haline de getirdi. Mergabütan Yaylası her yıl yerli ve yabancı 100 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Hakkari'de kayak merkezi mi var şeklinde yorumlar alıyorum. Evet, burada harika bir kayak pisti var, kayak merkezi var. Efendim Amerika'nın kanlı müdahalelerine karşı bölgeyi kan ve göz yaşına çevirme, biliyorsunuz işte Suriye'nin kuzeyinde 10. yıl. İşte oralarda bakın Mehmetçiğin kanının üzerindeki kar örtüsünde gülen çocukların şen kahkahaları var bugün. Yani meseleyi çok güzel özetliyor. Yani bir yandan
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun fuar merkezi haline getirme iddiası. Yani eskiden biliyorsunuz işte İzmir olurdu, İstanbul olurdu falan ama artık Diyarbakır olur. Kayağın merkezi de bakın Hakkari olacak gibi gözüküyor. Mustafa Varak bunu LinkedIn hesabından paylaşmış. Sanayi ve Teknoloji Bakanı meseleyi de güzel özetlemiş. Sanıyorum kendi haber ve kurgusunu yaptığı bakanlıkta oluşturulan bir birim tarafından ama işte orada gülen çocukların fotoğraflarıyla hepimizin yüreği orada gördüğümüz o bembeyaz tabloyla karşılaşıyor. İşte terörün kol gezdiği dağlar buralar değerli seyircilerimiz ve Mehmetçiğin kanı şimdi oradaki çocukların yüzünün gülmesine döndüğü o muhteşem ambiyansı bizlere göstererek umudumuzu katlıyor. İşte anlatıyoruz sürekli. Bakın bölge temizlendikçe, kirlerinden arındıkça, yani kir derken tabii terör örgütünün gerçekleştirdiği süreçleri kastediyoruz burada. Daha çok güzel işler olacak. Bizim doğumuz, güneydoğumuz hem turizm alanında, hem turizm hattında, hem spor alanında, aynı zamanda sanayi hattında çok büyük gelişmelere gebe. Ve işte bütün bunlar köye dönüş projeleri başta olmak üzere. Şimdi şuradaki çocuk artık İstanbul'a gelmek ister mi? Ya da başka bir şehre gitmek ister mi? Hayatı değişmiş. Bakın gözlerinin içinden şampiyonluk naralarını atacak kadar heyecanlı hissediyoruz. Hepimizi hissediyoruz. Gerçekten hepimizi bir yandan duygulandıran, onurlandıran ve daha da devamının gelmesi konusunda heyecanlandıran haberler bunlar. İşte hem fuar merkezi olma iddiası, kayağın merkezi, şampiyonluğun merkezi olma iddiasıyla da biz emeği geçen kim varsa, başta kahraman Mehmetçiğimiz ve polisimiz olmak üzere buralarda bu planlamaları kimler yapıyor ve gerçekleştiriyorsa hepsini de buradan selamlıyoruz. İşte mesele bu kadar basit. Neden Diyarbakır annesinin haykırışı önemli? İşte buradaki çocukların dağlara, terör örgütüne katılma konusunda kaçırılma korkusundan uzak kayak yapsınlar diye. Şimdi evlatları HDP, PKK tarafından kaçırılan ailelerin nöbetine gidelim. Neden o kadar önemli ve bu muhalefet neden bu anneleri görmüyor? İşte bu güzel haberlerden neden zerre kadar umutlanmıyor, sevinmiyor? Onu anlamak zor ama biz annelerin çığlığıyla çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaya devam edelim. Anneler çocuklarına teslim ol çağrısı yaptı bir kez daha. Habere bakalım. Diyarbakır annelerinin daha kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Oğlumu kaybettiğim yerde arıyorum. HDP götürmüş benim oğlumu, ben HDP'den istiyorum. Ve bütün dünyaya sesleniyorum. Yeter artık sesimizi duyun. O annelerden biri de Nihal Çiftçi. Diyarbakır anneleri evlatlarına teslim ol çağrısı yaptı. Oğlum eğer beni duyuyorsan yaşadığını biliyorum. Ben seni oraya yakıştırmıyorum. Sen okuyup doktor olacaktın hani. Bana söz vermiştin. Ben orada elinde silah, yani bana karşı mı gittin sen oraya? Beni mi öldüreceksin orada? Babanı mı öldüreceksin? Geri gel. Ne olur gel, devlete teslim ol. Seni bekliyoruz. Kızı Songül'e kavuşma ümidiyle eylemi sürdüren anne Fatma Akkuş'sa 6 yıldır kızının peşinde. 6 senedir kızımın peşindeyim. Kızım demesin arkamdan dolaşmıyor. Her yere gittim, her yeri sordum. Yani 6 senedir geziyorum. 6 seneden hem 6 ses onun, 6 saniye onun sesini istiyorum. Evladıma sesleniyorum Songül'üm. Allah rızası için bir sesini duyur bana kızım. Annelerin kararlı duruşu devam ederken eyleme destek de büyüyor. Merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde yaşayan bir grup kadın anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti. Evet, Diyarbakır annelerinin sen de bizim evladımızsın diye seslendiği Süleyman Soylu da biliyorsunuz hafta sonu oldukça üzüntülüydü. Annesi Servet Soylu yaşamını yitirdi ve son yolculuğuna uğurlandı. Sayın Soylu'ya buradan bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Özellikle son 40 yılın 50 yılın hem bölücü terör mücadelesinde hem içimize sızmış Gladio Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede gerçekten hakkını teslim etmek lazım. Üzerindeki ağır yükle birlikte bu mücadeleyi sürdüren isimlerden biriydi Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu'yu acı gününde
yalnız bırakmayanlar vardı ve Servet Soylu değerli annesi ki Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi ileterek İstanbul'daki cenaze töreninin notlarını getiriyoruz ekranlarınıza. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında hayatını kaybeden annesi Servet Soylu için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri, koronavirüs tedbirleri alındı. Cenaze namazı Gazi Osman Paşa Merkez Camii'nde kılındı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar Kurulu üyeleri katıldı. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki Ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livai Hamd ismiyle müsamma sancağı altında buluştur, bir araya getir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi. Tören sonrası Bakan Soylu annesinin naaşını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte omuzladı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Efendim zor bir görev olmuş sanıyorum. Göreve geldikten sonra en zorlu görevlerden birini gerçekleştirmiş Sayın Soylu. Biz de Ulusal Kanal ailesi olarak bir kez daha merhumeye Allah'tan rahmet Sayın Soylu'ya ve ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz efendim. Gazete gündemine geçiş yapacağız. Aydınlık Gazetesi 15 Mart 2021 Pazartesi gündeminde Ağrı'dan Diyarbakır'a PKK'ya karşı halk yürüyüşü, ilkbaharda yapacakları yürüyüşün hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirten Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, siyasi partilere ve her kesime çağrı yaptı. Türkiye'yi birleştiren ve birliğin vicdanı olan Diyarbakır annelerine hep birlikte destek verelim, teröre dur diyelim çıkışı. Başkan Sayan Diyarbakır annelerinin günümüzün nene hatunları kara fatmaları olduğunu söyledi. Annelerin bir ateş yaktığını, bunu her tarafa duyurmayı amaçladıklarını belirten Sayan, bu kardeşlik girişimidir. İsteriz ki her taraftan bu birlik yürüyüşüne katılan olsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i bekliyoruz ifadelerini kullandı. Topluca ayağa kalkma çağrısı yapan Sayan, PKK terörünün en çok Kürt halkını ezdiğini vurguladı. Teröre artık yeter dediklerinin altını çizen Ağrı Belediye Başkanı, terörün arkasında Amerika ve batılı ülkeler başta olmak üzere bu topraklarda kardeşliği bozmak isteyenler var. Çocuklarımızı onlara bırakmayacağız diye konuştu. Bu tarihi yürüyüşün notları Aydınlık Gazetesi'nde yer alıyor. Aydınlık Gazetesi'ne bu arada e-abone olarak elektronik cihazlarınıza indirebilirsiniz. Biliyorsunuz Ulusal Kanal kampanyamız sonrasında kardeş kuruluşumuz Aydınlık Gazetesi de e-abone kampanyasıyla bu önemli aydınlığı bütün evlere taşıma konusunda böyle öznel bir çalışma gerçekleştirdi. Hem yurt içinde hem yurt dışında abone olarak Aydınlık Gazetesi'ne bütün bu önemli satırları, konjonktür gelişmelerini, öncü haberleri ve her sabah önünüze gelecek bir rotayı bulabilirsiniz Aydınlık Gazetesi'yle. Birinci sayfada kadim gemi Çin'in yakın tarihine odaklanıyor Profesör Doktor Giray Fidan. Profesör Doktor Fidan, çağdaş Çin edebiyatının başyapıtlarından biri olan kadim gemiyi Türkçe'ye kazandırdı. Kitapta Çin'deki toprak reformunun, iç savaşın, kültür devriminin taşradaki toplumsal hayata yansımalarının anlatıldığını belirten Fidan, birçok trajedi, olumsuzluklar yaşanıyor ama bunların hepsinin içinde bir umut var diyor. Erol Toy'u kaybettik. Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy 85 yaşında yaşamını yitirdi. Toy eserlerinde Türkiye'nin sorunlarına büyüteç tuttu diyor. Lojistik İncirlik'ten ABD, Irak ve Suriye'de Türkiye düşmanı faaliyetlerine devam ederken bölgedeki ABD askerlerinin ihtiyaçlarının önemli bir bölümü de hala İncirlik üzerinden karşılanıyor. 2022'ye uzatılmalı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi diyor. Sürmanşete baktığımızda bu yalanın altında kalırsınız. Osman Kavala'nın
kurduğu yayın evine 3 kurumdan tepki. Talat Paşa Komitesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Türkiye Gençlik Birliği İletişim Yayınları'ndan çıkan ve Talat Paşa'yı soykırımcı gösteren kitabın psikolojik savaş malzemesi olduğu belirtildi. Vatansever lider Talat Paşa 15 Mart 1921'de Berlin'de şehit edildi. Son ana kadar Anadolu'nun kurtuluşu için mücadele etti. Atatürk'le mektuplaştı. Örgütçüydü, halkçıydı, devrimciydi. Fevziye Özberk'in yazısı da ikinci sayfada. Aşı hastaneleri rahatlattı. Kontrollü normalleşme ile birlikte vaka sayıları 2 katına çıktı. Ancak riskli grupta yapılan aşılama etkili oldu. Ağır hastalık önlendi. Yaş aralığı değişti diyor. Bu da önemli bir istatistiği yansıtıyor Aydınlık Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. İyi ki varsın Türkiye diyor Hürriyet. Suriye Savaşı tam 10 yıl önce bugün başladı. Tabii bu savaşın kim tarafından başlatıldığını da Hürriyet'in adını koyarak anlatması gerekiyor. Yani kimi gazeteler Suriye'de iç savaş ya da işte Google'da bugünün tarihi notlarına baksanız işte Suriye'de iç savaş gibi başlıklarla anlatılıyor. Kim geldi bu bölgeye de o savaşı çıkarttı? Amerika'nın bu bölgeyi, bu coğrafyayı bölmek için kan gölüne çevirmek isteyişinin yıldönümüdür. Meseleyi böyle okumazsanız öbür tarafını zaten anlamak mümkün olmaz. Öyle girmiş işte cümleye Hürriyet'te. Savaştan kaçan 3.6 milyon mülteci Türkiye'ye sığındı. Bunlardan 1.2 milyonu çocuk. Türkiye bu çocukların 700 binini okulla tanıştırdı diyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis'te Suriyelilere yönelik yapılan çalışmaları yerinde inceleyen UNICEF Türkiye temsilcisi Regina Dominics Hürriyet'e eşlik etmiş bu çalışmasında. Marmara katili diyor, yük gemisinin hangi firmaya ait olduğu, nasıl bir ceza kesileceği merak konusu. Bursa'nın Gemlik açıklarında suya atık bırakan yük gemisi tek motorlu bir uçağın pilotu tarafından böyle görüntülendi. Sahil güvenlik ekipleri bırakılan maddenin ne olduğunu belirlemeye çalışıyor denilmiş. Tarihi yenilgi diyor, 2-1'lik Gençler Birliği galibiyeti. Fenerbahçe evinde ağırladığı Gençler Birliği'ne 2-1 yenildi. Sarı lacivertler lig tarihinde ilk kez bir sezonda 6. iç saha yenilgisini yaşadı diyor. Yemeğe 60 kilo biber doğradık. İşin peşinde sayfamız için her gün binlerce kişiye yemek çıkaran dev mutfaklardan birinde çalıştım diyor. İşin peşinde köşesiyle benim de ilgiyle takip ettiğim köşelerden biri. Vatandaşlar sağlıkçılara destek olmalı. İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu dün İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Tıp bayramı mesajında Erdoğan, aşılamada dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Bu başarıda büyük pay sağlık çalışanlarımıza aittir diyor. Bu bayramda gözyaşı vardı. 14 Mart Tıp Bayramı bu yıl buruk kutlandı. Sağlık çalışanları şarkılı türkülü kutlama yerine salgında yitirdikleri meslektaşlarını andı diyor haberde. 20 binleri göreceğiz. Uzmanlara göre vaka artışı sürpriz değil. Normalleşme sonrası bekleniyordu. Günlük vaka sayısı 20 binleri bulabilir. Henüz hastanelerde sıkıntı yok. Mayıs'la birlikte vakalar inişe geçecek diyor. 350 bin ağaç kesip gittiler. Türkiye'nin nefes alma noktalarından Kaz Dağları'nda altın araması yapan Alamos Gold firmasının izni Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iptal edildi diyor haberde efendim. Hemen hatırlatalım, eğer bu bölgelerde bir altın aranacaksa mutlak suretle bu yerli ve milli kaynaklarımızda kamu olanaklarıyla gerçekleşmeli. Buradaki temel unsur altın aranması ve burada çevre katliamına yol açmayacak önlemleri alarak devletin bunu gerçekleştirmesi. Onun altını özellikle çizelim. Yerin üstü vatan, yerin altı da vatandır. Bunu unutmamak lazım. Yaşamaya giden yol. Milliyet Kades'in nasıl hayat kurtardığına tanıklık etti. 5 çocuk annesi Ebruka'nın başından geçenler kadın cinayetine evrilen sürecin en canlı örneğidir derken bu yurttaşımızın yaşadığı süreç haberde ayrıntılandırılıyor ve Kades'in buradaki katkısına yer veriyor gazete efendim. Anneye veda, Süleyman Soylu'nun annesinin son yolculuğun uğurlanması birinci sayfada yer alıyor. Fener yıkıldı diyor, 2-1'lik Gençler Birliği galibiyeti ve kontrollü normale toplum desteği. İpsos'un 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme kararı ile ilgili yaptığı araştırmaya katılanların %50'si açıklanan kararları desteklediğini ifade etmişler efendim.
Sabah gazetesine bakıyoruz. Fedakarlığınız asla unutulmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. Tıpta sevgi destanı yazdı. Koronadan yitirdiğimiz ilk sağlık kahramanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun doktor eşi Didem Taşçıoğlu sabaha konuştu. Tıp bayramı onsuz buruk. Hocam, eşim çok özel bir insandı. Hekim olarak da, insan olarak da, eş olarak da bir kahramandı. Bana da, oğluna da, hastalarına da sevgiyi öğretti diyor. Rahmet ve saygıyla anıyoruz değerli uzmanımızı. Servet Anne'ye son görev, Sayın Soylu'nun değerli annesinin son yolculuğuna uğurlanışı birinci sayfada. Son sürat kırmızıda geçti, bir ölü dört yaralı demiş efendim. Antalya'da ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu aşırı hızla girdiği kavşakta duramadı derken, masumları katletme eğitimi aldık. PKK'nın 15 yaşındayken pikniğe gidiyoruz diye kaçırdığı genç kadın teslim olup 7 yıllık kabusu anlattı. 2013 yazında beni piknik yalanıyla kandırıp dağa kaçırdılar. Bırakın diye yalvardım, silahlarla tehdit edip zap kampına götürdüler. Benim gibi 25-30 kıza masum canlar nasıl katledilir eğitimi verdiler. Firar ederken yakalandım, yaralı yaralı işkence yaptılar. Yıllar sonra kaçmayı başardım diyor. İşte terör örgütünün kanlı, eli kanlı yüzünün son derece önemli örneklerinden bir tanesi. İşte özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olmak üzere buralarda bu terör örgütünün gerçekten her türlü pisliği yaptığı kadınlarımızın üzerinden el çekmesi için de sessiz kalanları da buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Yeni Şafak gazetesi fedakarlığınızı unutmadık diyor Yeni Şafak manşette. 14 Mart Tıp Bayramı Türkiye'nin bir yıldır Covid-19'a karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına sevgisini ve minnettarlığını gösterdiği bir gün oldu. Hastaneye gidenler beraberinde çiçek ve hediye götürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına dünyada örnek gösterilen mücadelede sizin fedakarlığınızın ve gayretinizin payı bulunuyor dedi. Aşı kavgası bu kez Avrupa Birliği'nin içinde. Covid-19 aşılarına ulaşım konusunda önce ABD ve İngiltere ile kriz yaşayan AB bu kez kendi içinde sorun yaşıyor. Aşıların nüfusa orantılı dağıtıldığını söyleyen Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya liderleri adil dağıtım için toplantı çağrısı yapmış. İlk kez Türkçe konuştular. Özbekistan'daki zirvede tarihi anlar yaşandı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov'la Özbek mevkidaşı Şevket Mirzoyoyev ilk kez resmi bir görüşmede Rusça yerine Türkçe konuştu diyor. Gizli ittifak CHP'nin 90 yıllık zulmünü örtemez diye Kürt sorunu CHP yazı dizisine başlamış. Yeni Şafak onu duyuruyor. Fener'e Gençler Şoku 2-1'lik mağlubiyet bu başlıkla görülüyor gazetede. Siber savaş buradan yönetiliyor diyor. STM Siber Füzyon Merkezi siber saldırılara karşı 7/24 teyakkuzda. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'le gezdiğimiz merkezde saldırılar 3 noktadan takip ediliyor. Siber güvenliğin önemine dikkat çeken STM Genel Müdürü Güler Yüz, Vietnam'da olan bir değişimin bile farkında olmanız gerekiyor diyerek de siber vatan hattındaki çalışmayı yansıtıyor önemli bir ölçüde. Sözcü gazetesi andımız kararı için 7 üyenin değişmesi beklendi diyor. Andımızı kalplerden silemezsiniz. Dava Daireleri Kurulu 8. dairenin kaldırılamaz dediği andımız için önce kendi 7 üyesinin değişmesini bekledi. Sonra çoğunluk sağlanınca andımızı kaldırdı diyor Saygı Öztürk'ün yazısı. Andımız kararına AYM yolu göründü. Danıştay'ın son kararında andımızı kaldırması davacıları kızdırdı. Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Yargıtay Onursal Üyesi Ali Suat Ertos'un Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı diyor. Faizi arttıracağınıza önce hukuku arttırın. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi ekonomist Atilla Yeşil'e de uyardı. İnsan hakları eylem planları yargı ve ekonomi reformlarıyla Türkiye güven sağlayamıyor diye demiş Yeşil'e de. Para ve maliye politikası tıkandı. Faiz arttırımı sorunu çözemez. Türkiye güven problemini hukukla aşar. Yabancı yatırımcı çekmek için sembol isimler olan Kavala ve Demirtaş bırakarak adım atılmalı demiş. Yani yaptığı bu siyasi yoruma
ve ekonomik yoruma katılmadığımı belirtirim. Yeşile Doğucu'ya da yakışmamış. Özellikle yani ne yapacağız? Yani Kavala'yla Demirtaş'ı bırakıp para pompasına devam mı edeceğiz? Bana o zaman şunu özetlesinler. Dünyada hangi ülkeye para pul konusunda güven veriliyor? Dünyayı saran bir klasman var. Dünyanın dinamiği değişiyor. Ekopolitik ayakları değişiyor. Bunu da işte büyüteç programlarında tane tane net bir şekilde anlatıyoruz ama yazık tabii yani böyle yorumlara. Normalleşmede tamam mı devam mı demiş. Binlerce esnafın, restoran ve lokantacının gözü bugünkü kabinede çünkü 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmenin 14 günlük sonuçları vaka haritasına yansıyacak. Akşam bakalım hangi kararlar açıklanacak gözlemleyeceğiz. Cumhuriyet Gazetesi seçim vakti konuşuruz demiş. Liderler turu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la sürüyor. Olumlu olumsuz hangi ittifak bilemiyorum şeklinde burada yaptığı röportaja yer vermiş. İşte yani mesele emperyalist blok olsun da yani olumlu da olur, olumsuz da olur bakarız duruma diyor. Yani henüz galiba bu konuda talimat gelmemiş yurt dışından Ali Babacan'a. Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat. Yunan yerel medyası tansiyonun yükseldiği Doğu Akdeniz'de Yunan silahlı kuvvetleriyle ortak tatbikat yapmak üzere Suudi Arabistan'a ait 6 F-15C tipi savaş uçağının geldiğini duyurdu. İşte çevremizi kuşatmayı sürdürüyor. Bir yandan Suriye'deki üst, bir yandan Yunanistan'daki üst. Gözümüz kulağımız bu noktalarda. Salgın bahane, amaç TBB seçimini erteleme, genel kurulları engellenen 51 baro başkanından böyle bir açıklama varmış. Bunu da bu süreçlerde Türkiye Barolar Birliği seçimlerini ertelemek olarak da özetliyormuş efendim gazetenin yorumuna göre. Akşam gazetesi gözlem haftası diyor. Kontrollü normalde risk haritası güncellenecek, kısıtlama yerine bir hafta daha durumun gözlemlenmesi bekleniyormuş. Böyle bir beklentiyi yansıtıyor. Hadi Rize'yi mavi yapalım. Mavi yeşil renkleriyle tanınan Rize virüs haritasında kırmızıdan çıkmaya çalışıyor. İzmir'de her yerde HES, koronavirüs risk haritasında turuncu kategoride bulunan İzmir'de tüm kamu kurumları, pazar yerleri ve konaklama tesislerinde HES kodu zorunluluğu başladı diyor. Efendim kırmızı dere tedirginliği hafta sonu dikkat çeken haberlerden biriydi. Arnavutköy'de çok sayıda fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinden geçen dere kırmızı akmaya başladı. Kimyasallar nedeniyle rengi değişen dere çevre sakinlerini endişelendirdi. Yetkililerden yardım istendi. 3 ilden büyük mahalle Adnan Kahveci Mahallesi 100 bini aşan nüfusuyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan illerini geride bırakan bir işte İstanbul klasiği diyebiliriz. İstanbul'daki nüfus artışına bir vurgu. Yunanistan'ın savaş oyunu diyor. AB yardımlarıyla ayakta duran Atina parayı silaha alımına ve savaş oyununa dönüşen tatbikatlara harcıyor. Elinde patlar. Buradan da söyleyelim uyarmadı demesinler. Türkiye Gazetesi Türk operasyonu diyor. Lübnan'daki Fransız hasta için Ankara'dan doktor götürüldü. Hekimlerimizin dünyada parmakla gösterilen başarılarının çarpıcı bir örneği Beyrut'ta yaşandı. Lübnan'da 50 yaşındaki Fransız hasta kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Kalp nakli yapılması gerekiyordu. Doktorlar çok riskli bir operasyon biz yapamayız dedi. Ailesi hastayı Fransa'ya götürmek istedi ancak yolda hayatını kaybedeceği düşünülerek izin verilmedi. Akıllara Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Profesör Doktor Ümit Kervan'dan yardım istemek geldi. Kervan ekibini topladı. İlk uçakla Beyrut'a giden Türk hekimler yapay kalp cihazını başarıyla taktı. Hasta kurtuldu diyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nda ülkemizin doktorlarına, hekimlerine yakışan bir haber manşette. Fedakarlığın karşılığı yok Erdoğan'dan sağlıkçılara diyor. Savunmanın kalbinde 2 saat Türkiye'nin göz bebeği savunma sanayi ürünlerini yerinde inceledik diyor. Türkiye geleceğe sürü İHA'yla hazırlanıyor demiş haberde efendim. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. Sağlıkçılara borcumuzu ödeyelim diyor. AKP eski milletvekili Profesör Doktor Cevdet Erdoğan'ın hükümete anlamlı çağrı. Daha önce muhalefetin salgınla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılsın taleplerine kulağını tıkayan iktidara bu kez de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erdoğan seslendi denilmiş. Bu yıl iki mevsim oluyor. Çin'de yapılan araştırma Türkiye'nin de yer aldığı kuzey yarımkürede yaz günlerinin 17 gün arttığını ortaya koydu. Küresel ısınmanın sürmesi halinde ilkbahar ve sonbahar aylarının yok olma tehlikesi bulunuyor diyor haberde efendim. Bu da Yeni Çağ gazetesinde.
Fener evde yok. 2-1'lik Gençler Birliği galibiyeti, kendi evinde 6. mağlubiyet. Bunu anlatıyor haber. Türkiye'nin yeni rengi belli oluyor bugünkü kabine toplantısına yapılan atıf. Karar Gazetesi, isim değil zihniyet değişsin AK Parti'de kongre haftası olağanüstü büyük kongre için hazırlanan AK Parti'de kabine revizyonu konuşuluyor. Muhalefet eleştirilerinin keskinleştiği virajda isim değişiklikleri üzerinden yeni dönem mesajları veriliyor. Ancak hükümetle sokağın gündemindeki ayrışma dikkat çekiyor. İktidar partide yenilenme hedefine odaklanırken toplum uzun süredir devam eden olumsuz gidişatı değiştirecek kapsamlı bir anlayış değişikliği yapılmasını bekliyor diye özetlemiş. Yine yorum habere yer veriyor. Özlüyoruz, yine duyulmuyoruz. Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı açıklamaları. Filistin'e normalleşme hançeri, Kosova Kudüs'e büyükelçilik açan ilk Müslüman ülke oldu derken de bu haberi bu başlıkla görüyor gazete. Bir Gün Gazetesi, eğitim halka çok uzaklaştı. Uzaktan eğitimin birinci yılında milyonların eğitime erişim sorunu çözülemedi. Tam 4 milyon 360 bin öğrenci EBA'yı kullanamadı demiş. EBA'da geçtiğimiz yıl yaşanan sorunların saha içinde o kadar yaşanmadığını öğretmenler anlatıyordu. Ama burada farklı bir istatistiğe yer vermiş Bir Gün Gazetesi, bilmiyorum ne kadar doğru. Emperyalizmin yıkım anıtı, bu da işte mesela işte Bir Gün Gazetesi Suriye'de iç savaş olarak görüyor meseleyi. Amerika'nın bu bölgeye müdahalesi olarak da görmüyor. Bu da ayrı bir tartışma. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Milli Sesi Volkan Gazetesi'ne bakacağız. Perinçek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma konusunda inisiyatif geliştirmemiz lazım. Büyük puntoyla gazete neredeyse tam sayfa görüyor haberi. Anavatan Türkiye'deki siyasi partilerden Vatan Partisi'nin genel başkanı, Kıbrıs davamızın ateşli savunucularından Doğu Perinçek, CNN Türk Masası programına konuk oldu. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu diyor. Ve bu açıklamaların tamamını birinci sayfada Volkan yer verirken, sürmanşette katledilişinin 100. yılında Talat Paşa'yı anıyoruz diyor. Devrimci şehidimiz Talat Paşa'yı 15 Mart 1921 günü bir suikast sonucunda Berlin'de emperyalizmin kahpe kurşunuyla alçakça katledilişinin 100. yılında rahmetle anıyoruz diyor. Talat Paşa'yı anlatıyor Hüseyin Macit Yusuf köşesinde bugün süreç analizine bu merkezden bakarak anlatıyor. Ve hemen altında da Yunan halkı bedel ödemeye devam ediyor. Cem Gürdeniz'in köşesi de oradaki notu da birinci sayfaya taşınan bu başlıkta yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti bu ülkenin ana vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmuştur. Hiçbir zaman Türkiye Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmamıştır derken, Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa ülkeleri arasında toplumun %15'ini iki doz aşılayan ikinci ülke konumundadır. Bu Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık çalışanlarının başarısıdır derken, Sayın Bakan'ın acı günü ve değerli annesinin son yolculuğuna uğurlanışı da yine birinci sayfada yer alıyor. Sayın Soylu'nun annesine vedası efendim. Bu da Volkan Gazetesi'nin sayfalarına yansıyan başlıklar arasındaydı. Yeniden yurda dönüyoruz ve bakalım sırada hangi gazetemiz var. Van sesine uzanıyoruz efendim. Van Kalesi defileye hazırlanıyor diyor. Van'ın kıyafetlerini, el sanatlarını, motiflerini sahiplendiklerini kaydeden Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdüresi Neşe Evliyaoğlu, amacımız Van hafızasını kültürel anlamda bilgi kirliliğinden arındırarak insanlar tarafından doğru tanınmasını sağlamaktır. Tarihi yerleri gezerek, yaşlı teyzelerle, sosyologlarla, duayenlerle görüşerek el sanatlarını orijinal haliyle açığa çıkarıyoruz. Urartular dönemine ait muhteşem motifler yer alıyor. Biz motifleri elbiselerin üzerine işledik. Muhtemelen bahar aylarında Van Müzesi ve tarihi Van Kalesi önünde 3000 yıl öncesine ait Urartu motiflerinden oluşan kıyafetlerin yer aldığı görkemli bir defile gerçekleştireceğiz dedi diyor.
gazetemize açıklamalarda bulunan Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdüresi Neşe Evliyaoğlu, Türkiye'de 24 enstitüden biri olduklarını belirterek Van'ın tarihi, el sanatlarını, giysilerini, motiflerini araştırıyoruz. Hakkari ve Bitlis bize bağlı olduğu için orada da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihi yerleri gezerek, yaşlı teyzelerle, sosyologlarla, duayenlerle görüşerek el sanatlarının orijinal haliyle açığa çıkartıyoruz diyor. Güzel bir çalışmayı Manşet Haber'den, Van Sesi Burhan Ergin'in kaleminden duyuruyor gazete efendim. Efendim sırada bakalım hangi gazete olacak? Doğru Söz Kastamonu gazetesi, Kastamonu'ya uzanıyoruz. Bu yolun sonu kırmızıya çıkar diyor. Tüm uyarılara rağmen vatandaşın aşırı rahatlığı pes dedirtiyor diye bir eleştiriyle bugün manşetine hazırlamış Doğru Söz gazetesi efendim. Kastamonu'dan sanıyorum Kırklareli'ne doğru geliyoruz. Evet, Kırklareli gazete. Efendim İl Sağlık Müdürlüğü'nden tıp bayramına özel bir video, iyi ki varsınız derken 14 Mart tıp bayramı sebebiyle Kırklareli'de görev yapan sağlık çalışanları Ah Kara Tren adlı Kırklareli türküsünü seslendirmiş efendim. Koronavirüs pandemisine karşı yoğun tempoda sağlık çalışanlarımız bu anlamlı videoyla herkesin beğenisini kazandı diyor. Bir yandan da dinamik denetim modeli kapsamında denetimlerin devam ettiğini ifade ediyor. Bu arada Kaynarca Belediye Başkanı Türker'in Kaynarca'da peyzaj çalışmalarının devam ettiğine ilişkin yine bölge haberine yer vermiş. Ve son olarak sanıyorum Kocaeli'ne geleceğiz. Bizim Yaka Kocaeli gazetesi. Yıl sonuna yetişecek diyor AK Parti İl Başkanı Mehmet 55 ile Milletvekili Emine Zeybek, şehir hastanesinin yapımını üstlenen GAMA ve Türkerler Holding yöneticileriyle bir araya gelmiş. Okul gibi eğitecek, fabrika gibi üretecek Kandıra Cezaevi Mesleki Eğitim Merkezi. Kandıra Açık Cezaevi Mesleki Eğitim Merkezi önümüzdeki günlerde açılacak. Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları arasında imzalanan protokole göre hükümlü ve mahkumlar metal teknolojiyle yiyecek, içecek hizmetleri ve moda teknolojisi alanında eğitim alacaklarmış. Özel Haber logosuyla haber duyuruluyor. Türkiye'nin lojistik üssü, her yıl sağlanan milyarlarca liralık ihracatın yapıldığı Körfez, güçlü ulaşım avantajlarıyla her zaman ülkenin lojistik üssü olarak dikkat çekiyor diye de yine KTO Başkanı Recep Öztürk'ün haberine yer veriyor gazete. Efendim hafta oldukça hareketli olacak. Şimdi buradaki notları da paylaşırım. Yine özellikle Türkiye Gençlik Birliği'nin bu anlamda dikkat çekici etkinlikleri söz konusu olacak. Onların duyurusu başladı. TGB, milletimizin geleceği, ülkenin güvenliği için HDP kapatılsın mitinginde buluşuyoruz diyor. 7 Nisan 2021 Çarşamba, yer Ankara, saat 13. HDP kapatılsın mitingi mecliste PKK istemiyoruz. HDP kapatılsın nokta koma'da ulaşarak bilgi alabilirsiniz. HDP kapatılsın mitingi 7 Nisan 2021 Çarşamba saat 13 Ankara Atatürk Kültür Merkezi, mecliste PKK istemiyoruz. İmza için bir imza da senden HDP kapatılsın nokta koma ulaşabilirsiniz. Türkiye Gençlik Birliği 7 Nisan'da bu çerçevede işte bir önemli girişimi daha gerçekleştiriyor değerli seyircilerimiz. Bunu da özetledikten sonra yine gündemle devam edeceğiz. Bakalım sizler için hangi haberler söz konusu olacak. İstanbul'un stresine ilişkin önemli bir haber var. Hemen arkadaşlarımız eğer hazırlarlarsa, büyük şehirlere göç tersine dönüyor. Neden mi diye soru var. Yaşam koşullarının nüfus artışıyla birlikte çok ağırlaştı. İstanbul artık yaşamak için pek cazip değil. Taşı toprağı altın denilerek sürekli göç alan İstanbul, bir araştırmaya göre dünyanın en stres oranı yüksek olan metropolleri arasında. Bu durum vatandaşların memleketlerine dönüşünü, yani tersine göçü hızlandırdı. Şimdi 3 farklı köye dönüş hikayesini ekranlarımıza getiriyoruz. Mehmet Albayrak, Zeki Cengiz, Bekir ve Funda Filiz Çetin. Dördünün ortak bir özelliği var. O da İstanbul'un stresinden kaçmış olmaları.
İstanbul Barometresi araştırmasının Aralık raporu yayınlandı. Rapora göre İstanbulluların Aralık ayındaki stres seviyesi 10 üzerinden 7.4 olarak ölçüldü. İstanbul'dan kaçtım. Şimdi ben İstanbul'da huzur bulamadım. Mehmet Albayrak İstanbul'un stresinden bıktı. Huzuru memleketi Mardin'de diktiği yüzlerce ağaçta buldu. 280 tane şey ağacı var, kiraz ağacı var, ceviz ağacı var, nar var, hurma var, badem var. Var da var, hala da devam ediyorum. İstanbul'da uzun yıllar direksiyon salladı Mehmet Albayrak. Yaklaşık 10 yıl önce döndüğü memleketi Mardin'de atıl durumdaki araziye yüzlerce meyve ağacı dikti. Şimdi 60 yaşında ve aradığı huzura kavuştu. Ben burayı terk edemem. Ancak ölüm beni terk edecek burayı. Son nefese kadar. Emekli iş insanı Zeki Cengiz, İstanbul'un şehir hayatından sıkılarak 16 yıl önce Antalya'daki köyüne döndü. İşte atalarım nasıl yaşadıysa öyle yaşamak için geldim. 200 nüfuslu köyüne geldiğinde yöreye özgü mimarisi nedeniyle düğmeli ev olarak bilinen atalarından miras 350 yıllık tarihi yapının tadilatını yaptırdı. Stresten uzak, mutlu bir hayata adım attı. 50 seneden sonra ilk defa işte 5 yıl önce burada ateş yaktım. 10 yıldır evi tadilat yapıyordum, kendim yapıyordum. Ocağı yaktığım zaman aldığımız evi anlatamam size. 67 yaşındaki Cengiz 16 yıldır yaşadığı bölgenin tanıtımı için turizm elçisi gibi çalışıyor. Bir de kamp yerim var, 50 dönüm bir kamp yerim var. Gelmek isteyen arkadaşlara yer gösteriyorum. İşte orada kamplarını yapıyorlar. Bekir ve Funda Filiz Çetin çifti ise İstanbul'da mali müşavirlik yapıyordu. Artık Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşıyorlar. Hem de kurdukları tesiste yılda 400 ton sirke üretiyorlar. Bu kadar stresli yaşamanın bir anlamı yok aslında. Buralarda bu kadar güzel yerler varken insanların İstanbul metropolünde ya da büyük şehirlerde neden bu kadar çaba gösterdiğini, kalmak için çaba gösterdiğini de anlamak mümkün değil. Mali müşavirliği bırakıp fabrika kuran çift Güllüsü'nden Ballısı'na 22 çeşit sirke üretiyor. Çevremizdeki arkadaşlarımıza hediye babında dağıttığımızda kapış kapış gidince o zaman bunda bir ticari bir potansiyel var diye düşündük. İşi geliştirmeye karar verdik ve şu anda Türkiye'de en fazla çeşit sirkeyi yapan firmayız. Türkiye'de yamaç paraşütüne ilgi artıyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Recep Coşkun çalışmaları anlattı. Yamaç paraşütçüleri Adana semalarını renklendirdi. Türkiye'de adrenalin tutkunları yamaç paraşütüne büyük ilgi gösteriyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkan Vekili Recep Coşkun, federasyonun henüz çok yeni olduğunu söyledi. Federasyonumuz 4 yıl oldu kurulalı. Daha önce tabii bir gelişmekte olan sporlar branşındaydı. Biz federasyon kurduktan sonra ve her geçen gün bu spor yayıldı. Öncelikle biz bu sporu yaymak istiyoruz. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman bazı insanlar tehlikeli olarak algılıyor. Aslında öyle bir spor değil. Kurallarına uyduğunuz zaman hiçbir sorun yaşamadan yapabileceğiniz bir spor. Hava sporlarında 16 branş bulunuyor. Yamaç paraşütü bu branşlardan yalnızca biri. Çok genç sporcularımız var ve bu spora daha gençlerin katılmasını talep ediyoruz, istiyoruz. Ve bu sporu Türkiye'ye yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Geçen sene yıl sonunda Şırnak'ta gerçekleştirmiştik. Doğu'ya da daha çok gideceğiz. Ve bu sporu inşallah gençlere sevdireceğiz. Yamaç paraşütü milli takımı yıl içinde kampa girecek. Milli takım oluşturuyoruz ve milli takımla yurt dışına gönderiyoruz ve o bizden daha tecrübeli sporcularla uçarak uçuş kabiliyetlerini geliştiriyorlar ve kamplar yapacağız inşallah bu arkadaşlara ve bununla birlikte daha iyi pilotlar olacaklar. Yani dünya klasmanında da sporcular göreceğiz yakın zamanda. Yamaç paraşütüne ilgi her geçen gün artıyor. Evet, meslektaşlarımız Dağtaş'ı geziyorlar ve burada kameraman arkadaşlarımızın yükü elbette hepsinden daha önemli. İşte sevgili Talip karşımda, bir elinde jimjip, öbür tarafta ben hangi kameraya bakacağım onun açısı. Ama sahanın, alanın içinde de yine güzel anlara
sahne olan güzel görüntüler de var. Bir yandan tabii işte Dağtaş terörden temizlenince buralarda yeni alanlar, yeni açılar, buralarda da özel bir mesai yürütüyor meslektaşlarımız. Tabii ulusal kanalın burada bir ayrıcalığı var. Onu da burada ifade etmek lazım. Yeni TV UBU ve Dijitürk kanalımızla birlikte haber ve habercilik koşusu, aydınlığa ulaşmanın koşusunda bambaşka bir halkayı yarattığımızı söylemek mümkün. Bu doğrultuda biraz hem kendimizi hem de işte değerli kameraman arkadaşlarımızın emeğini bir kez daha göstermek için hafızalardan silinmeyen bir görüntüyü, bir uzun soluklu yarış ve bu yarışta yarışı kazanan maraton koşucusuna taş çıkartan kameramanın koşusu hafta sonunun en çok izlenenleri arasında yer aldı. Bir o görüntülere birlikte bakalım. Efendim, yarışın liderini bile şaşkınlığa uğratıyor. O da kameraya yansımış. Talip de diyor ki nasıl koşuyor abi, sen dener misin böyle bir şey ha? Elinde kamerasıyla. İşte bu görüntüler unutulmayanlar arasında yer aldı. Haftanın ilk gününde yayını kapatırken keyifli olalım diye bu görüntü. Ama yani gerçekten müthiş bir depar yapmış. Şey bile şaşkın. Yarışın önünde lider koşan koşucu bile şaşkın. Zirveyi göğüslüyor ama kameraman geçmiş, öyle gözüküyor. Sen kamerayı bana bırak, yerime sen geç bakışı. Talip'in de yorumu bu oldu. Efendim, yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımızı hemen görelim. Bakalım kimler var ekibimizde. Maskeli, mesafeli ekibimiz. İşte teknikten Gökhan da gelmiş prompter'da. Yönetmenimiz Gizem, VTR'de Şevval, KJ'de Deniz, editör Hasan ve ses Hakan, teknik Gökhan, bugünkü ekibimiz. Talibi almamışlar aralarında ama onun az önce sohbeti tamamladığımız için onun da affına sığınıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımla vedamızı yapıyoruz. Efendim, yarın aynı saatte buluşuncaya dek kısıtlamalara lütfen uyum gösterelim. Kişisel temizlik ve hijyen önemli. Böyle kalabalıklara, Taksim'e, yine şeylere falan çıkmayın. Yani çok yoğun, Allah korusun. Ne olur kendinize dikkat edin. Yarın buluşuncaya dek maskeli ve mesafeli olalım efendim. Hoşça kalın.